1927 yılında, daha doğrusu 26'da başlayan bir süreç, Suudi Arabistan'la, henüz Suudi Arabistan değil, o zaman oranın adı Necit ve Hicaz Mülhakatı, orayla Yemen arasında sınır sorunları başlıyor. Hmm. Ve savaş oluyor iki taraf arasında. Veya savaşa yaklaşılıyor. Daha henüz savaş başlamadan önce Abdülaziz bin Suud şeylerden, özellikle Mısır'dan ve diğer Arap taraflarından bir aracılık bekliyor. Hmm. Fakat kimse ki buna yanaşmıyor. Abdülaziz bin Suud, Suudi Arabistan'ın kurucusu. Ha. Dolayısıyla tahmin ediyorum. Bilmezsin zaten. Evet. Abdülaziz bin Suud'un bu... Hocam kongrede değiliz. Ben cahil oynamak zorundayım. Cahil değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani, çok güzel söylüyorsun. Cahil kongrede değiliz. Bilmeyen olabilir. Doğru. Dolayısıyla o süreçte Türkiye, o sırada Cidde'de Türkiye'nin maslahat güzarı olan Abdülgani Seni'yi... Kim hocam? Abdülgani Seni, Türkiye maslahat güzarı o sırada. Daha önce de kendisi 2. Meşrutiyet yıllarında Yemen'e gidip gelmiş ve Türkçe'de de Yemen yolunda ve Yemen'den avdet diye hatıratı olan çok önemli bir isim, çok güçlü bir kalem ve daha sonraki yıllarda hariciyeci olarak bilinen bir isim. O zaman genç bir hariciyeci onu Yemen'e gönderiyorlar. Yemen'e gidiyor. İmam Yahya ile görüşüyor. Çok ilginç bir şekilde İbn-i Suud, yani Abdülaziz bin Suud'un Suudi Arabistan'da, onun yanında da başka bir isim var. Türkiye'den kovulmuş olan 150'liklerden Süleyman Şefik Bey. Eski Harbiye Nazırı. Yani dolayısıyla... Niye bana bakıp gülünüyor ya Süleyman Şefik Bey? Ben nereden... Yok, sana ondan demiyorum. 150'lik olmasana. Yani çok önemli bir isim. Çok büyük bir isim. O bölgeyi çok iyi bilen, o bölge için hayatı önem taşıyan ve bugün hala anılan. Tanır mısınız? Hayır. Hala anılan bir isim. Hatıraları var, eserleri var. Pek yani sadece Süleyman Şefik'e bir program değer diyebilirim. Buyurun bir gün yapalım. Biz bir 150'likler programı yapalım dedik. 3 kişiyi mi anlattık? 3 kişi de kaldık, evet. 147 tanesi kaldı. Tabii yani. Zaten tam 150 değil zaten. Bu şu kitabın raporlarını yazanlar da 150'likler. Hmm. Hangi kitabı? Şu elimizdeki bizim yayınladığımız harici raporlarının. Ha. Onlar da 150'likler maalesef. Şu mu? Hayır, yok efendim. Şu. O Osmanlı dışişlerinin raporları. Evet, evet efendim. Evet. Yani bu Süleyman Şefik ve Abdülgani Seni tabii haberleşiyorlar, eski iki Osmanlı görevlisi. Ve kısmen bir arabuluculuk yapılmaya çalışılıyor. Çok enteresan bir hadise oluyor. İbn-i Suud, yani Suudi Arabistan'ın henüz kral değil sultanı diyelim, duyuyor ve biraz güceniyor, İstanbul'la irtibata geçiyor. Ya Yemen'e mi yardım ediyorsunuz falan filan. İstanbul'dan, pardon Ankara'dan Mustafa Kemal Doğan'a Kırıkkale yapımı birkaç tüfek hediye göndermek suretiyle onun da gönlünü alıyor. Hayır, biz öyle bir şeye niyetlenmedik diyor. Ve 1929 yılında da Suudi Arabistan'la Türkiye henüz devlet olmadan, Necit ve Hicaz mülakatı henüz orası, Türkiye bir dostluk anlaşması yapıyor. Böylece bir dengeli bir üslupla hem Yemen'i idare etmeye çalışıyor. Çünkü aynı yıllarda Yemen'de Ankara ile sürekli yazışma halinde, hem Suudi Arabistan'ı idare etmeye çalışıyor. Ama tabii ki savaş yine oluyor. Onu engellemek mümkün değil. Savaşın ana hedefi daha önce Osmanlı Devleti ile İngilizler arasında çizilen 1913 ve 14 sınırları ile ilgili bir takım anlaşmazlıklardan çıkıyor. Ve asır bölgesi dediğimiz, şu anda Suudi Arabistan'ın sınırları içerisinde olan bölgenin Suudi Arabistan'ın sınırlarına alınması için çıkan bir savaş ve nihayetinde... Yani bu Saddam'ın şeyine benziyor. Kuveyt işgal ettiği zaman dedi ya, Kuveyt dedi Irak'a bağlıydı diye. Ama Mithat Paşa'nın bir kararından şey yaptı onu. Evet. Mithat Paşa'ya dayandırdı. Tabii tabii, 1869'daki tabii yani şey, o uzun bir şey. Onun hikayesi efendim kitaplarımızın bir tanesinde oldu. Evet hocam. Bu asır bölgesi hala aslında yaşayan bir problem. Ve bugün Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki problemlerin... Burası? Asır bölgesi efendim hissiz şeyle Suudi Arabistan'la Yemen arasında, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan önemli bir bölge. Fakat bugün Suudi Arabistan'ın önemli zirai alanlarından bir tanesi. Şimdi burası... Aynı zamanda İslamiyet öncesi arkeolojik eserler vardı. Çok enteresan. Tabii o çok zengin bir şey. Kimyeri şey. Abha ya burası Yemen'inken, Suudi Arabistan
mı almış burayı? Şimdi burada İdrisiler diye bir grup var. Başka bir hikayemiz tabii. Bu gruplar yine 1900'lü yıllarda ortaya çıkıyor ve bu bölgede etkili olmaya başlıyor. Fakat Vehhabinin ilk yayılmaya başladığı sırada asrın dağlık bölgelerinde de kısmen bir Vehhabiler oluşmuş. Abdülaziz bin Suud 1920'lerden sonra bu Vehhabilere dayanarak bunları almak istiyor. İdris'i de zayıflamış. Artık İtalyan ve İngiliz desteği yok. Dolayısıyla bunu... İsmet Paşa'nın isyan için gittiği bölge burası. Evet, evet. İsmet Paşa'nın gönderildiği, İdris'iyle görüşmek üzere gönderildiği bölge burası. Hmm. Ve bu asır bölgesi 1934'te Taif Anlaşması'yla geçici bir şekilde Suudi Arabistan'a devrediliyor. Geçici. Evet, daha doğrusu şöyle, anlaşma her 20 yılda bir tekrarlanmak üzere. 1974'e kadar bu anlaşma tekrar ediliyor. Hı. 1974'te bitiyor tekrar edilmesi. 1900'de çünkü Yemen'deki şartlar değişiyor, oluşumlar değişiyor. Suudi Arabistan'ın çok güçlü bir yapı. Yemen'in birçok insanı Suudi Arabistan'da çalışıyor. Tüccarları Suudi Arabistan'da çalışıyor. Dolayısıyla Yemen bu mesele üzerinde çok fazla durmuyor. Programı diyorlar, Amerika'dan aldığın talimatla mı yapıyorsun? Amerika'dan ama CIA'nin üstünde, neyse hadi ismini vermeyelim, bir yer var. İstihbarat teşkilatı oradan, hoca da oradan. Bu kadar kitabı yoksa kolay yazar mı? Abi bu kadar kitap, bak ilk gün göster doğru dedi. Aha hocanın kitapları. Amerikan desteği parası olmadan şöyle. Bu kitaplar nasıl yazılır? Şunu da koy. Daha. Ha bu da var, bu da var. Bu da Siyonist Kemal, Mustafa Kemal tarihi. Siyonist açıdan. Yani evet, şu hocam. Anda Yemen tekrar talep ediyor mu o bölgeyi Suudi Arabistan? Şimdi tabii ki şu an 93 yılında... Evet, madem arkadaşımız Amerikalıyı merak ediyor. Hocam Amerikalı... oldu detaya girmiyor. Hayır, Amerikalılar... Birlik sevk edildi, toplar hareket etti. Evet. Evet. Amerikalı hukuk şirketlerinin gayretleriyle yeni bir anlaşma yapılmak suretiyle yeniden bir sınır çizgisi çizildi. Ve aslında yapılması gereken anlaşmanın yenilenmesiydi fakat geçici bir sınır çizgisi çizildi. Dolayısıyla şu anda şartları, Yemen'in şartları bunu istemeye müsait değil. Ama gelecekte her an burası ciddi anlamda bir problem olabilir. Ve nitekim bundan dolayı da Suudi Arabistan Yemen'in sınır boylarındaki muhalefeti her zaman desteklemiştir geçmişte. Hmm. Merkezi hükümet bu anlamda zayıf kalsın. Fazla benden toprakları istemesin. Çünkü oralar çok sadece orası değil. Kızıldeniz'in içerisinde Şeyh Said bölgesi, Ferisan Adaları, Perim Adaları bunlar da çok önemli petrol ve gaz yatakları. Ve bunlar da bir şekilde münazaa konusu olduğu için geçmişte buralardan dikkatleri uzaklaştırarak işte bir yere yoğunlaştırdılar. O da asır bölgesindeki bir yapı. Kısmen şimdi Rubul Hali Çölü var. Ona doğru olan bir yerde bir çizgi çizerek Yemen'e, yani son anlaşmayla Yemen'e sanki bir petrol bölgesi de tahsis edilmiş oldu. Ama bu tatmin edici bir durum değil. Çünkü Yemen önümüzdeki belki 20-30 yıl içerisinde nüfusu 50-60 milyon, 80 milyona çıkacak fakir bir ülke. Fakir değil mi? Çok yani fakir ama artıyor. Çok fazla nüfusu artıyor. Ve buna paralel olarak da bölgedeki etkinliği artacak. Bu etkinlik artınca da doğal olarak bu tür talepler, tarihi sorunlar bir kere daha gündeme gelecek.